Herkese selamlar. Bugün API nedir ve API React Native içerisinde nasıl kullanırız? Bunu göreceğiz. Hadi başlayalım. Evet API server'daki bilgileri frontend'e çekmemizi sağlayan bir aracıdır. Yani bir yerlerde database'de veriler saklıyken biz bunu çekip mobil cihazlarda nasıl kullanabiliriz? Bunu sağlıyor. Bunun için de biz Axios denilen JavaScript library'sini kullanacağız. Bu library'yi indirmek için terminalimize npm install Axios diyoruz. Evet paketimiz indirildikten sonra iOS file'ına gitmemiz lazım ve pod install çalıştırmamız gerekiyor. Yani iOS tarafında bu library'nin kurulması gerekiyor native olarak. Gördüğünüz gibi burada başarılı bir şekilde kuruldu. Daha sonrasında çıkış yaparak burada bu library'yi import etmemiz gerekiyor ki kullanabilelim. Axios diyoruz. Aşağıda kendiliğinden çıktı. Axios paket içerisinde Axios'u indirmemiz gerekiyor. Bizim kullanacağımız library içerisindeki API burası. jsonapi.co. Bu bilgileri videonun aşağısında ekleyeceğim. Biz burada random bir şekilde yani rastgele bir şekilde bir kullanıcı verisi almak istiyoruz. Yani yapay bir kullanıcı çekmemiz gerekiyor. Bunun için fake API kullanıyoruz. Gerçekte var olmayan veriler bunlar bizim kullanımımız için API haline getirilmiş. Burada try this API dedikten sonra şu sayfaya yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi burada gelen bilgileri görebiliyorsunuz. Bizim alacağımız bilgiler şuradaki JSON datası oluyor. JSON datası dediğimiz buradaki süslü parantez içerisinde bulunan tüm datalar oluyor. Toplu bir şekilde geliyor. Burada data içerisinde kendine ait ID'si olan gerçek bir kişiymiş gibi API bize bilgiler gönderiyor. Burada ismi, soy ismi, e-mail adresi ve kişiye özel avatar. Bizim bunu kullanabilmemiz için buradaki veriyi kullanmamız yeterli olacak ileride yapacağız. Şimdi burada axios'u import ettikten sonra bu kısımda ben bilerek bir terminal açtım. Çünkü öncelikle datamızı buraya yansıtmamız gerekiyor. React içerisinde daha önce use state kullanmıştık bir önceki derslerimizde. Bugün de use effect'i kullanmak istiyorum. Use effect bir kod parçasının kaç defa çalıştırılması gerektiğini ya da hangi koşullar altında çalışması gerektiğini anlatan bir hook'tur. Şu kısma use effect diyorum. Gördüğünüz gibi kendisini oradan geliyor. Aşağı gelip use effect dediğimizde burada hazır snip veriyor bizim için. Bunu seçtiğimizde bakın first, second, third diyor. Biz bunları temizleyeceğiz. Bunların hiçbirini kullanmıyoruz şu an için. Biz burada konsol log ile şu ana kadar her şeyin çalışıp çalışmadığını test edebiliriz. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi bütün veriler çalışıyor. Komple burada verileri alıyoruz. Yani bu kodlar bir kere yüklendikten sonra buradaki uygulamamızın içerisine burada çalışmaya başlıyor. Daha sonrasında ise biz bunu test ettiğimiz ve başarılı olduğu için hemen diyoruz ki burada gördüğünüz URL'i kopyalıyoruz buraya geçtikten sonra Axios diyoruz. Axios library'si içerisinde get fonksiyonunu kullanacağız. Bu da bildiğiniz gibi get almak anlamına geliyor. Bir de post aşaması var. Yani bir veri gönderme bir de veri alma durumlarında kullandığımız bir sistem. Buraya get dedikten sonra iki noktayı açıyoruz burada. İçerisine istediğimiz linki yazıyoruz. Yani API linkini yazıyoruz. Eğer bu başarılıysa nokta koyuyoruz. Den diyoruz. Yani başarılıysa bir veri geldiyse console log içerisinde gelen veriyi data olarak isimlendirmek istiyorum ben. Console log da datayı da burada vermiş olacağız. Axios'un burada get fonksiyonunu kullandık şu kısmında. Daha sonrasında da den dedik. Yani verimiz geldikten sonra datayı ekrana yansıt dedik. Buradaki terminalimizde gördüğünüz gibi bir sürü karmaşık şey geldi verinin hepsini gösteriyor. Biz burada neye ulaşmak istiyoruz? Data kısmına ulaşmak istiyoruz. Buradaki data ile buradaki data aynı değil. Hatta bunu değiştirebilirim. Buna diyelim ki genelde res deniliyor. Response'un kısaltılmış hali yani yanıt. Yanıt neyse bunu buraya yansıt diyoruz. Bunu yansıttıktan sonra tekrardan çalıştırdığımız uygulamamızı bakın yine aynı veriler geldi. Oradaki data verisine ulaşmamız için gördüğünüz gibi bunu nokta data dediğimizde res nokta data dediğimizde buradaki kullanıcı bilgilerine tamamen ulaşmış oluyoruz. Ancak yine de burada yapmamız gereken küçük bir durum oluşacak. Yani buradaki data geldikten sonra bizim için array olarak geliyor. Bu array bizim için bir numara ifade edebilir ya da içerisine herhangi bir veriyi yerleştirebileceğimiz daha sonrasında bunu sırayla çekebileceğimiz bir anlama geliyor. Bundan dolayı da aldığımız veri çok basit bir şekilde ulaştık. Ancak diyelim ki data ulaşmadı. Yani bir hata oluştu. Buradan veriyi alamadık biz. Bundan dolayı hemen bir aşağıya geliyoruz. Diyoruz ki catch. Buradaki catch bir hata olursa yakala anlamında. Catch yakala demek zaten İngilizcede bir hata olursa yakala demek oluyor. Biz de burada veri çekmede hata yaşandı diyoruz. Bunu bu şekilde yazdığımızda daha sonrasında kodlarımız arasında problem çıktığında terminale yansıyacak bu veri sayesinde bizim sorunun nereden kaynaklandığını bulmamızı sağlıyor. Şu an herhangi bir problem olmadığı için sorun yaşamayacağız. Bu kadarını yaptık. Şu an her şey hazır durumda. Ancak biz bu veriyi bir şekilde bir yerde tutup daha sonrasında da ekrana yansıtmamız gerekiyor. Bunu da daha önceki derste gördüğümüz gibi use state ile yapabiliyoruz. Yani use state neydi bizim için? Bir veriyi kendi içerisinde barındıran bir React hook'tu. Bundan dolayı use state diyorum buraya. Şurada bir boşluk bıraktıktan sonra use state diyorum, user data diyorum, kullanıcı verilerim burada duracak. Ama burada kullanıcı verilerim nasıl duracak? Buradaki gelen veri bizim için neydi? Ee, daha önce terminal kısmında gördüğünüzde burada array olarak gelmişti. Biz burada o yüzden bunu array bir şekilde tutmamız gerekiyor. İçerisini silip sadece köşeli parantez açmamız yeterli bizim için. Data, set user data ve use state'imiz burada buradaki set user data'yı alıyorum. Bu veri çekildikten sonra den kısmında konsol log yerine buradaki res set user data içerisine yüklemek istiyorum. Burada yükledikten sonra bakın hemen aşağısına yazıyorum diyorum ki konsol log user data. Hatta bu konsol log da bu datanın buradan geldiğini şu şekilde de gösterebiliriz. Önce bir string açıyoruz data use state içerisinde geldi. Yani bu kodlarımızın çalışıp çalışmadığını uygulamamız için durmadan böyle konsol log'lar yazmamız gerekli olabiliyor. Bakın, önce veri gelmedi, gelmeyene kadar burada hata var diyor. Ondan sonrasında ise tekrardan data use state içerisinde geldi deyip bütün datamızı bu sefer obje olarak görüyoruz gördüğünüz gibi. Datayı buraya yerleştirdi. Daha sonrasında bu verilerimizi ekrana yansıtmamız gerekiyor. Aslında bizim yapacağımız bütün kısım şu kısımdaydı. Yani axios dediğimiz kısımda API'den veri çekiyoruz. API neydi? Server'da bulunan bir bilgiyi frontend'e çekmemizi sağlıyordu. Hemen burada ilk derslerde öğrendiğimiz style'ımızı giriyoruz ve ne yapıyoruz? Yukarıdaki şu görmüş olduğunuz home yazısını ekrana ortalıyoruz ki bütün kullanıcı bilgilerimizi ekranda tam olarak görelim. Burada ne yapmıştık? Daha öncesinde işte flex bir girmiştik ki tüm ekranı kaplasın diye. Çünkü bu neydi? Ana container'ımızdı. Bu ana container'ımızı ekranın hepsini kaplaması için burada width değerini girmiyoruz, height değerini girmiyoruz. Çünkü flex değerini girdik. Bu bizim için yeterli. Sadece buraya justify content center diyoruz. Daha sonrasında da align items center diyorum. Ve gördüğünüz gibi home yazımız burada. Buradaki çıkan sarı ya da kırmızı hataları dikkate almayın. Bu kodları yazarken daha okunaklı yazılması için kullandığım bir extension'dı. Bu yüzden kendisine otomatik olarak buraları daha okunaklı hale getir diyorum. Kendisi benim için bunu halletmiş oluyor. Gördüğünüz gibi hiçbir hata kalmıyor. Şimdi buraya geldiğimizde bizim verileri buraya yansıtmamız gerekiyor. Ancak burada bir de sizinle birden fazla veriyi ekrana yansıtmanın yolunu öğreneceğiz. Bu da map denilen JavaScript içerisinde gelen bir fonksiyondur. Bakın hemen bunu siliyorum ben burada. Bunun için ya buraya geldikten sonra bizim herhangi bir JavaScript kodu yazmamız normalde mümkün değil. Yani bu kodlar içerisinde direkt biz herhangi bir JavaScript kodu yazamıyoruz. Yani console.log falan yazamıyoruz. Burada bizim direkt hatayla karşılaşmamıza neden oluyor. Bundan dolayı eğer içerisinde bir kod yazacaksak süslü parantezler içerisinde yazıyoruz. Diyoruz ki bu bir JavaScript kodu. Bunu ekrana yansıtma diyoruz. Buraya süslü parantezimizi açtıktan sonra user data'ya yazıyoruz. Daha sonrasında da map diyoruz. Yani içerisindeki tüm verileri çek. Daha sonrasında bu işleri de kullanacağız diyoruz. Map dedikten sonra hemen bir parantezimizi açıyoruz. Bir parantez daha açıyoruz. Value diyoruz, index diyoruz. Yani gelen veri value, gelen verinin indeksi. Yani birinci veri geldi, burada index 1 biri oluyor. Birinci veride kimdi? Michael vardı, Angelina vardı. Farklı bir şekilde devam ediyor. Burada index dedikten sonra arrow function açıyoruz. Eşittir, büyüktür işareti daha sonrasında da tekrardan üstü parantezimizi açtıktan sonra bu kısma geldik. Burada tekrardan bir HTML kodu yani React kodu olduğunu belirtmemiz için yani burada JavaScript kodu yazdık ancak buradaki kodlarımız artık bize çıktı vermek istiyor. Yani ekrana yansıtmamız gerekiyor. Bundan dolayı da return yapmazsanız hiçbir zaman kodlarınız çalışmaz. Bazen hata da vermez. Sonra sorun nerede diyebilirsiniz. Buraya text diyeceğim. Şimdi bu value dediğimiz değer bizim için toplu olarak geliyor. Yani bizim buradaki value değerimiz toplu bir kullanıcı olduğu için şuradaki değerin hepsidir bizim için value. Buradaki değerlerin hepsi bizim burada ulaşmak istediğimiz öncelikle first name'di, değil mi? Biz bunu kopyalıyoruz tek tek ulaşabiliriz rahatlıkla. Bir kodu yansıtmak için tekrar süslü parantez açıyoruz. Value diyoruz. Nokta first name diyoruz. Burada size karşılaşabileceğiniz bir hatayı da göstermek istedim. Yani buraya kadar biz geldik. Çok güzel bir şekilde devam ettik. Ancak buradaki hata neydi? Bizim burada map yaptığımızda karşımızda bir array olması lazım. Bu array içerisindeki elementleri yansıtabiliyoruz sadece. Ancak bizim burada set ettiğimiz data daha önce gördüğünüz kısımlar vardı. Bakın şöyle söyleyeyim. Şurayı bir hemen silmek istiyorum. Ekranımız gelsin. Bizim buradaki datamızı şu şekilde görüyorsunuz. Şuradaki data Direkt data olarak geldi. Yani bir array değil. Biz buraya ereği set etmiş olamadık yani. O yüzden bu datayı buraya set etmemiz gerekiyor. Burada data dedikten sonra gelen veri bir daha data diye set ediyoruz. Bakın gördüğünüz tam olarak buraya geldi. Aslında bu sorun neydi? Bizim için biz data dedik. Aslında ilk gelen response arkasında bir ton veriyle geliyor. Yani şuradaki kısmı siliyoruz. Bunlar sadece öğrenmeniz için. Şu an buradaki kodları etkileyecek bir durum değildi. Ancak response dediğimizde bizim için Bakın bir sürü kod geliyor. Bu bir sürü kod içerisinde bizim API'den aldığımız veriler dışarısında server bilgileri, API bilgileri, kullanmayacağımız bir ton bilgi geliyor. Bakın şu kısmı gördüğünüz gibi bir ton bilgi geliyor bu bizim için. Ancak biz bu bilgileri kullanmamıza gerek yok. Biz burada ne diyoruz? Data.data data diyoruz. Burada verimiz düzgün bir şekilde işliyor. Biz burada bunu tekrar girdiğimizde bütün isimleri yansıtmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi işte zaten toplam 6 tane veri gelmişti. 6 tane verinin isimlerini buraya yansıtmış olduk. Hemen buradaki kırmızılıkları hızlıca kaldıralım. Burada bizim bir hata ile karşılaşmamız mümkün. Burada ne diyor? Each child in a list have a unique key. Yani buradaki görmüş olduğunuz şu kısımların hepsi kendisine ait bir ID'si olmak zorunda. Yani sıralaması olmak zorunda. React Native bunu render ederken, ekrana yansıtırken kodları hangisinin hangi sırada olduğunu bilmesi gerekiyor. Ancak biz vermediğimiz zaman bunu bilmiyor. Ne demiştik? Buraya index koyduk. Bu indeximizi de buraya key diyoruz eşittir deyip süslü parantezler açıyoruz. Index diyoruz. Çünkü yukarıda neydi? Bizim hatamız key problemiydi. Unique key. Kendisine ait key. Gördüğünüz gibi hiçbir hatayla karşılaşmadık. Hatta biz bunu ekstradan yanına bu isimlerini de koyabiliriz. Bakın şöyle yapalım. Tekrar value da koymadan önce diyelim ki gelen veriye bakalım. Burada ne diyor? Gelen veride burası last name diyor last alt rename. Burada elinizle yazmaktansa kopyalayıp yapıştırmanız çok daha güvenli oluyor. Çünkü elle yazarken bir hata yapabilirsiniz, bir boşluk bırakabilirsiniz. Bunu görmeyebiliyor bazen hata olarak. Ama ileride sorun çıkartıyor. Bu yüzden biz buraya kopyala yapıştır yapıyoruz. Value dedik çünkü gelen verimiz bu veriler içerisinde bizim last name'i kullanmamız gerekiyor. Bakın gelen kullanıcıların hepsinin bir ismi bir de soy ismini buraya yansıtmış olduk. Buradaki bütün verileri yansıtarak devam ediyoruz. Bizim elimizde hangi veriler var? ID'si var bunu kullanmamıza şimdilik gerek yok. Bazı durumlarda gerekli olabiliyor. Ancak daha sonrasında isim, soy isim, ve avatar var. Buradaki avatar kısmı bizim için bir image değerine sahip. Daha önceki dersimizde ne görmüştük? Bir image'i ekrana yansıtabiliyorduk. O yüzden buraya hemen e, React Native içerisinde image'i import etmemiz gerekiyor. Image komponentini. Buraya tekstimizi yazdık. Burada isimler, soy isimler hepsi çıktı. Ancak bizim bir de image yazmamız lazım. Bu image kısmını da şu şekilde image olarak yazıyoruz. Bakın nasıl bir hatayla karşılaşacağız göstereyim size. Image yazıyoruz. Kendi close tag'i var. Şimdi burada diyor ki burada JavaScript fragment kullanman gerekiyor diyor. Burada biz view kullanacağız. Çünkü burada return dedikten sonra içerisinde sadece bir tane veri return ediyor. Ancak gördüğünüz gibi biz burada iki tane veri kullandık. Bunu ne yapıyoruz? Daha önce öğrendiğimiz gibi bir container içerisine alabiliyoruz. Bütün verileri eğer içerisinde kabul etmiyorsa bir kutu içerisine alıp içerisine istediğimiz kadar veriyi yansıtabiliriz. O yüzden buraya sadece şu tagleri de yazmanız yeterli olabilir. Ancak daha sonrasında bir style vereceğiniz için direkt view container ile başlamanız daha mantıklı olacaktır. Şöyle yazıyoruz. Bu view'ü şöyle kaldırayım biraz görün şu taraftan. View içerisine diğer verilerimizi alıyoruz. Bizim için kodlarımızı düzenlesin. Gördüğünüz gibi şuradaki view içerisine buradaki image ve text dahil olmuş oldu. Buradaki source giriyoruz. Source içerisine üstlü parantez daha açıyoruz. URI diyoruz. Bunu kapattıktan sonra value nokta avatar diyorum. Neden çıkmadı? Çünkü bu file veriyoruz ki tam olarak görelim. Width ve height değeri veriyoruz. 50'ye 150 diyorum. Bakın gördüğünüz gibi her kullanıcının burada kendisi bir şekilde görüntülenmiş oldu. Burada bir sürü verimiz var gördüğünüz gibi. Ancak bu fotoğrafları daha okunaklı ya da görülebilir yapmamız için 150'ye 150 yapmamız daha doğru olacaktır. Hepsinin soy ismi, ismi ve avatarı var. Gördüğünüz gibi burada bütün verileri girdik ve ekrana tam anlamıyla yansıttık. Şu an yapmak istediğimiz her şeyi yaptığımızdan dolayı burada bırakıyoruz. Bir sonraki dersimizde scroll view kullanacağız. Daha sonrasında da bu verilerin yukarıya aşağıya indirilmesini sağlayacağız ya da yatay düzlemde kaydırılmasını sağlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.